Evet, natural gaz bugün halka arz oldu. Ayrıntıları da paylaştık. Değerli izleyenler, devam ediyoruz enerji hattına. Türkiye'de yılda yaklaşık 24 milyon tondan fazla dizel ve 5 milyon tonun üzerinde jet yakıtı tüketiliyor. Petrolde dışa bağımlılığa çareler aranırken bu kapsamda önemli çalışmalardan biri de Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yürütülüyor. TÜBİTAK'ın tersine beyin göçünü teşvik amacıyla başlattığı yurda dönüş programı kapsamında 8 yıl önce Amerika'dan Türkiye'ye dönen Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Berat Haznederoğlu ekibiyle birlikte yosundan biyodüzel üretmeye başladı. Şimdi biyorafineri çalışmaları da devam ediyor. Ayrıntıları da Berat Hoca'dan dinleyeceğiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Şafak Hanım, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi biyorafineri küresel çapta çok dikkat çekmeye devam ediyor. Bu alanda önemli çalışmalar var ve biri de Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiriliyor. Dilerseniz önce hocam biyorafineriyi anlatalım, ardından da siz neler yapıyorsunuz, hangi projeleri hayata geçirdiniz, onları bizimle paylaşın. Tabii ki Şafak Hanım. Biyorafineriler aslında konsept olarak normal petrol rafinerilerine çok benziyorlar. Ancak burada ham madde olarak petrol yerine tamamen biyolojik kaynaklar ham madde girdi olarak sisteme veriliyor. Biyorafinerilerde kilit nokta aynı normal rafinerilerde olduğu gibi bir birincil ürün. Yani bu da ağırlıklı olarak biyolojik yakıtlar üstünden gidiyor. Biyolojik yakıt elde edildikten sonra ham maddenizin de kalan posasının farklı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi mümkün. Biyolojik yakıtlarda ağırlıklı olarak yağ kullanıldığı için yağ kısmı alındıktan sonra geriye kalan posadaki protein ya da karbonhidrat ürünleri yine farklı biyoteknolojik ürünlere döndürülebiliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde kurduğumuz mikroyosun biyorafinerisi Avrupa Birliği ve Sanayi Bakanlığı tarafından destekleniyor. Rekabetçi sektörler programı kapsamı altında. Burada da girdiğimiz esasen yosunlar. Yosunlar ağırlıklı olarak biyodizel, biyojet yakıtı, biyohidrojen ve biyometan gibi biyo yakıtlara dönüştürülüyor. Kalan posasından da yine tarım ve hayvancılık, gıda sektörü, sağlık sektörü ve çevre sektörüne yönelik ürün ve teknolojiler var. Bu program 2019 yılında başladı, devam ediyor şu anda. Aldığımız bu rekabetçi sektörler programı projesi kapsamında dünyanın esasen, yani sadece Türkiye'deki ilk biyorafineri olacak. Ancak bütün operasyonel enerjimiz sürdürülebilir bir şekilde rüzgar türbinimizden geldiği için dünyanın aslında ilk karbon negatif yosun rafinerisini Türkiye'de kurmuş olduk. Peki hocam, şimdi şöyle aslında birçok başlık var. Neresinden başlayacağımı da bilemiyorum. Vaktimiz dar olduğu için çok güzel projeler. Bunu da anlatmak istiyoruz. Şimdi baktığımızda yosunun yağından yakıt, proteininden gıda üretilecek. Ve birçok alana birçok farklı ürünler sunuyorsunuz aslında. Tabii işin aslı enerji olduğu için ve enerji hattı programında olduğumuz için biraz daha yakıt tarafında durmak isterim. Ama buradan da bahsedelim. Yani gıda takviyesine kadar, değil mi? Yakıttan gıda takviyesine kadar yosundan birçok ürün geliştiriyorsunuz. Evet, doğru Şafak Hanım. Dediğim gibi öncelikli olarak yağlar ayrılıyor. Yağlar çeşitli kimyasal tepkimelerle biyodizele, biyodizel bildiğiniz gibi normal dizele harmanlanabiliyor. Bir de yine rafineri işlemleri sonucunda jet yakıtına döndürülüyor. Buradaki ilk jet yakıtı çıktısı örnek olarak mesela Türk Hava Yolları için kullanılacak. Onun dışında karbonhidrat ürünlerinden hayvan yemi çıkartabiliyoruz tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik olarak. Protein tabanlı ürünlerden de burada tamamen ham maddemiz yosunlar olduğu için, yani bitkisel tabanlı bir ham madde girdisi olduğu için özellikle kırmızı alternatif protein, kırmızı et proteinlerine bir daha sürdürülebilir, çevresel anlamda daha uyumlu, karbondioksit salınımını azaltabildiğimiz için birer alternatif sunmayı ile çalışıyoruz bu projeyle beraber. Peki şimdi bu projeler önümüzdeki süreç için neyi gösteriyor? Örneğin enerjiyle devam edecek olursak, petrolden, işte yakıtlardan bahsediyoruz. Yosun bir zaman sonra yapılan bu çalışmalar bunu işaret ediyor mu? Yosun petrolün yerini alabilir mi hocam? Şöyle ki en kuvvetli alternatiflerden bir tanesi. Şimdi petrolden dediğim gibi benzin, dizel ve jet yakıtı çıkartıyoruz normalde. Jet A1 alıyoruz.
Yosun kaynaklarından öncelikle nişasta elde edebiliyorsunuz. Nişasta fermentasyonla biyoetanole dönüyor. Biyoetanol çok rahatlıkla benzine karıştırılabiliyor. Zaten Türkiye'de 2018'den beri şu anda normal benzine yaklaşık %3 oranında biyoetanol karıştırılıyor. Etanolü şeker kaynaklarından, karbonhidrat kaynaklarından fermentasyonla almanız mümkün. Yani Türkiye'de yetişebilen bir sürü farklı biyoetanol kaynağı olabilecek şey var, ham madde girdisi var. Yağ tarafında ise yosunlar özellikle işte soya, kanola, ona benzer enerji bitkilerine göre çok daha yüksek oranda yağ biriktirebiliyorlar. Yaklaşık %70'e kadar çıkıyor bizim çalıştığımız türler. Yağlardan elde ettiğiniz, yosun tabanlı yağlardan elde ettiğiniz biyodizel şu anda Türkiye'de yaklaşık 1/5 oranında harmanlanıyor. Bu ancak normal dizel araçlarda %15'e kadar çıkabiliyor. Esas kilit noktalardan bir tanesi, esas kilit sektör sivil havacılık sektörü. Şu anda Jet A1 ile %50-50'ye kadar karıştırılabilecek bir potansiyel mevcut yosun biyolojik yakıtlarında. Yani bu da şey demek, işte siz de açılışta bahsettiniz, yani 25 milyon tonun esasen şu an 1/5'i ve kademeli olarak artırılarak bu harmanlamanın Türkiye'nin esasen cari açığını azaltacak bir şekilde girdi olması mümkün. Petrolde çünkü ağırlıklı olarak ithalata tabanlı bir sistemimiz var. Jet yakıtında da yine aynı şekilde yılda yaklaşık Türkiye'de 5 milyon ton civarında jet yakıtı var. Aslında 2,5 milyon tona yakın bir kısmını tamamen biyolojik kaynaklardan elde etmemiz mümkün. Hani fotoğraflarda görüyorsunuz, bu Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilyos Sarıtepe kampüsünde reaktör sistemleri altında büyütülüyor yosunlar. O yüzden aslında tarım alanlarından da bağımsız. Türkiye'nin dört bir tarafında yosun üretimi yapmak mümkün. Seralarımızın içinde de üretim yapıyoruz aynı şekilde. O yüzden aslında Türkiye'nin kendi kaynaklarına tamamen bağlı olarak dışarıdan ithal etmeden çok rahat üretebileceği bir ham madde kaynağı. O yüzden bu proje esasen enerji tarafında Türkiye'nin cari açığını azaltabilecek, petrolün yerine ithal ettiğimiz petrolün belirli bir kısmını karşılayabilecek potansiyele sahip. Peki hocam, burada bir hedef var mı? Yani bu son tüketiciye ulaşım dediğimizde, şimdi çalışmalar devam ediyor elbette ama burada nasıl bir hedef söz konusu? Biz ne zaman kullanabileceğiz? Uzak mı? Uzun vadede mi düşünmek lazım? Evet, bahsettiğim gibi Türk Hava Yolları bu projemizin partnerlerinden bir tanesi. 2021 sonu gibi, 2022 başı gibi esasen bir Türk Hava Yolları'nın iç hat uçuşunda bir ilk demo uçuşumuzu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Uçağa yüklenecek Jet A1 yakıtının bir kısmı tamamen yosunlardan elde edilen biyojet yakıtıyla karıştırılmış olacak. Evet, yıl sonu 2022 başı dediniz. Bunu da takip ediyor olacağız. Çünkü bir ilke de imza atılmış olacak değil mi hocam böylece? Aynen. Bir benzeri yok herhalde değil mi? Ya da Amerika'da bir proje vardı bildiğim kadarıyla. Onunla da eş zamanlı yürüyen bir proje Boğaziçi tarafında sizin gerçekleştirdiğiniz proje. Çalışmalar devam ediyor. Amerika'da, özellikle İspanya'da, Portekiz'de bize rakip olarak üretim yapan firmalar var. Dediğim gibi bizim en büyük artılarımızdan bir tanesi şu an fotoğraflarını ve görüntülerini gördüğünüz tesisin bütün elektrik enerjisi rüzgar türbininden karşılanıyor. O yüzden esasen Türkiye'nin, yani biyoteknolojik ürünler bizim için çok kritik sektörlerde, enerji sektöründe kilit ürünler çıkartırken bu yaptığımızı aynı zamanda karbon negatif olarak yapıyoruz. O yüzden biliyorsunuz Türkiye Yeşil Mutabakat kapsamında projeler de yapmaya başladı. En önemli noktalarından bir tanesi, yani dünyaya fark attığımız noktalardan bir tanesi, jet yakıtımızı esasen biz karbon negatif olarak üretebileceğiz. Bu da esasen hem Türk Hava Yolları adına hem de ülkemiz adına emisyonlarımızı azaltmak için, ülke emisyonlarını azaltmak için çok önemli bir nokta olacak hepimiz için. Peki hocam, şimdi az önce görüntülerde de vardı, şimdi yosunları da gördük, tabii dikkat çekici yosun diyoruz ama burada tabii sizler özel yosunları yetiştiriyorsunuz. Yani onlar da kendi altında ayrılıyor, mikro yosunlar değil mi o bahsettiğimiz yosunlar bu arada? Merak da uyandırıyor çünkü onu da bir detay olarak sormak isterim hemen. Doğru Şafak Hanım. Esasen hani doğada bulunan türler ama çıplak gözle görebildiğimiz türler değil. Mikro yosun dediklerimiz esasen bir mikroskop yardımıyla görmeniz gereken, boyları 100 mikron ve altında özel mikro yosun türleri biz laboratuvarımızda, yani ARGE tarafında yaptığımız çalışmalarda bu yosun türlerinin yağ oranlarını optimize etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi %70'e kadar çok iyi rakamlar yakaladık. Tabii reaktörlerde çoğalmaya başladıktan sonra görülmeye başlıyorlar. Şu an burada gördükleriniz mesela ağırlıklı olarak tuzlu suda büyüyen
Boyu yaklaşık 20 mikron kadar bir yosun türü. Yosunun dünyası tabii ki çok geniş olduğu için yaklaşık 200 bin tane farklı tür var. Ancak yakıt için kullanabileceğiniz yaklaşık 100-150 tane tür var. Bunlardan 50-60 tanesi İstanbul Mikroyosun Biyoteknoloji ARGE biriminde, Boğaziçi Üniversitesi altında faaliyetlerini gösteren ARGE biriminde çalışılıyor ve biyorafinerde de kullanılıyor. Peki Berat Hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar Şafak Hanım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. Değerli izleyenler, önemli bir proje takip ediyor olacağız. Türkiye ilke imza.